Ben yavaş yavaş başlayayım. Herkese merhaba diyerek mümkünse mikrofonlarımızı kapatabilirsek çok memnun olacağım. Çok değerli Kagider üyeleri, çok değerli katılımcılar. Bugün Kagider ekonomi sohbetlerimizin Mart ayı buluşmasına hoş geldiniz. Artık bu bir rutin oldu. Yeni normalimiz, değişen dünya dinamikleri, ekonomik dalgalanmalar, küresel ekonomik küçülme, inen çıkan faizler ve tabii değişken döviz kurları gibi bir sürü faktör işlerimizi etkilemekte ve bunları birlikte konuşmak biraz da sorularımıza da cevap bulabilecek bir ortam yaratmak hedefiyle Kagider ekonomi sohbetlerine başlatmıştık biliyorsunuz. Her ay bunu yapmaya çalışıyoruz ve bu akşam da yine çok sevgili ekonomi danışmanımız Özlem Derici Şengül'ün moderasyonunda yine ve yeniden çok değerli bir konuğumuz var. Ekonomist Doktor Murat Üçer. Kendilerini dinleyeceğiz. Kendilerine tekrar hoş geldin diyoruz. Değerli destekler için şimdiden şahsım ve Kagider adına da teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün Mart'ın 1'i ama tahmin edeceğiniz üzere bu Mart ayı bizim için çok celbezeli geçiyor. Bir koşuşturma, bir hengame ama aslında her gün hepimizin günü diyelim. Tahmin edeceğiniz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ayı boyunca hep kadın konusu konuşulacak. Kadının toplumsal yeri, ekonomide, toplumda, eğitimde, karar mekanizmalarında hep bunları konuşuyor olacağız. Arzumuz tabii ki sadece bu ay değil. Dediğimiz gibi her gün bizim günümüz. Her gün sorunlarımızı konuşup irdeliyoruz zaten bildiğiniz üzere. Her zaman kadınların güçlenmesi ve konusunda toplumun ajandasını belirleyen bir mekanizmamız var. Bunu da burada vurgulamak isterim. Bugün ekonomi sohbetimize geçmeden ben bu vesileyle kadınların ekonomiye katılımının özellikle az önce de bir toplantıdaydım biliyorsunuz. Sürdürülebilir kalkınma konusu konuşuldu. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomi büyüme için bir gereklilik olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Kadınların ekonomiye katılımının önemli olduğunu. Tabii Türkiye kalkınma sürecinde olan ve özellikle de güçlü dinamikleri ve ciddi bir potansiyeli olan bir ülke. Ancak ne yazık ki özellikle kadınların ekonomiye yeterince dahil edemiyoruz. Onların potansiyelinden, enerjisinden, gücünden gerektiği kadar yararlandıramıyoruz maalesef. Ve ekonomiye, iş dünyasına yeterince katamadığımız bir kadın profilimiz var. Dolayısıyla biz bunu aşmak için 2002 yılından beri olanca gücümüzle mücadele ediyoruz. Nitekim şöyle bir verileri de paylaşmak isterim. Pandemide istihdam açısından kadınlar erkeklerden daha ağır darbe aldı. Bunun sonuçlarını da aslında 10 Şubat'ta açıklanan TÜİK rakamları var. Kasım 2020'de iş gücü istatistiklerinde açıkladığında bunu net daha iyi de görebildik. Mesela Kasım 2019'da 10 milyon 569 bin kadın iş gücündeyken bu rakam 2020'de 9 milyon 729 bine düşmüş. İstihdamdaki kadın sayısı ise 8 milyonda 841 binden 8 milyon 270 bine düşmüş. Dolayısıyla bir düşüş söz konusu. Ekonomik dinamiklerin dayandığı tüm veriler kadının istihdamda ya da girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımı ülkemizin özellikle bunu vurguluyorum. 2023 yılının dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer almak hedefimiz var ise temel taşkını özellikle temel taşı teşkil edecek nokta kadınların ekonomiye eşit katılımıyla mümkün olacak eğer bizim varlık göstermemiz için. Ve biz aslında 2023'te şöyle bir hedef de koymuştuk. Yani Türkiye konjonktüründe özellikle %41'lik bir hedefimiz vardı kadın istihdamında ülkemizde. Maalesef şu anda %26 seviyelerinde. Tabii daha iyi değerlendirebilir sevgili konuşmacılarımız. Şimdi şunu da vurgulamak istiyorum. G20 liderleri bir söz verdiler 2025 yılına kadar. Dediler ki 100 milyon kadını daha
istihdama katacağız bu dünya çapında ve bunu kattığımız takdirde, hem istihdama kattığımız takdirde hem de cinsiyet eşitliğini sağlayabildiğimiz takdirde G20 ülkeleri 28 trilyon dolar ek katkı sağlayacaklar dünya ekonomisine. Ama gidin ülkemize de baktığımız zaman Türkiye'de de kadın erkek eşit şekilde ekonomiye katılabilirlerse gayri safi yurt içi hasılada bugün %30 daha büyüme ivmesi kazanacağı da bir gerçek. Bir ötesinde de kadınların istihdamını sağlamak sadece %7'lik bir artışla yoksulluğu inanın %15 oranında azaltacağı da gelen incelemeler ve verilerle de sabit. İşte tüm bu veriler açıkça gösteriyor ki aslında sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için yapmamız gereken tek şey istihdamda da girişimcilik ekosistemine de kadınların, erkeklerin eşit şekilde dahil olması ve tabii eşit fırsatlarda katılımlarının, toplumsal katılımlarının sağlanması. Burada değerli konuklarımıza ben sözü bırakmak için bir küçük bir sohbet yaratmak istedim. Tabii sevgili Özlem Hanım'a devretmek istiyorum sözü. Kendisinin moderasyonunda çok kıymetli hocamız Doktor Murat Üçer'i dinleyeceğiz. Bizlere verdiği desteklerden dolayı tekrar sevgili Özlem, danışmanımız sevgili Özlem Hanım'a ve konuğumuz Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve tabii siz değerli katılımcılar bizler için çok kıymetlisiniz. Eminim verimli bir sohbet, verimli bir Mart ayı ekonomideki bakış açımızı geliştirecek, zenginleştirecek bir sohbet olacak. Hepiniz sağlıkla, güzellikle kalın. Her şey daha güzel olsun. Sevgilerimle efendim. Çok çok teşekkürler Emine Hanım. Hakikaten çok yani içinde bulunduğumuz döneme çok uygun bir giriş oldu. Hem dönem olarak hem de gün olarak birazdan konuşacağız tam da büyümenin açıklandığı gün. Böyle bütün sezonu sağlıkla saatle geçirdikten sonra son düzlükte şifayı kapmayı başardım. Onun için sesimin kusuruna bakmayın. Mümkün mertebe net konuşmaya çalışacağım. Murat Bey beni ekonomist olarak yetiştiren kişidir. Ve hani ömürlük bir akıl hocası da aynı zamanda o mesaiyi harcıyor benim için. O yüzden burada olması daha da ayrı anlamlı. Çok teşekkürler Murat Bey katılımınız için. Emine Hanım da söylediği gibi yani burası KAGİDER bu kadın istihdamı, kadın girişimciliği ve de atıl bir kaynağın ekonomiye kazandırılması açısından çok şey bir yer, kilit bir yer Türkiye açısından önemi. Onun için de burada her ay başında yaptığım sohbetlerle bu dışarıdan da katılımcılara açık ama daha çok tabii KAGİDER üyelerine biraz önümüzü göstermeye, ekonomist bakış açısıyla neler bekliyor bizi, neyden geçiyoruz? Böyle harala güreli bir sürü şey oluyor ama bunu birazcık netleştirmek için konuşuyoruz, sohbetler düzenliyoruz. Bugün de tam günü denk geldi, büyüme açıklandı. Hem son çeyrek büyümesi hem de tabii 2020 görünümü netleşmiş oldu. Önümüzdeki döneme biraz daha ağırlık vereceğiz ama şöyle bir nasıl gördünüz onu bize bir anlatabilirseniz. Yani biz neyin içinden geçtik, nasıl bir dönemi geride bıraktık onu bir değerlendirebilirsek başlangıç olarak çok güzel olur. Evet Özlem çok teşekkürler davetiniz için. Emine Hanım çok güzel giriş için ayrıca size teşekkür ederim. Faydalı olmak umuduyla. Özlem'in ilk sorusuna cevap vermeye çalışayım. Şimdi tabii çok geniş bıraktı. Hani nereden geliyoruz, nedir falan. Şimdi tabii manşet olarak bir başarı hikayesi var gibi. Neden? İşte hepimiz biliyoruz Türkiye büyüdü. Çok zor bir yılda büyüdü. Ne kadar büyüdü? İşte 1.8 oranında büyüdü. Bu biliyorsunuz işte G20'de, çok özür dilerim. G20 içerisinde Çin'le beraber pozitif büyüme yakalayan tek ülke. Ama tabii iktisatçılık demek hani getiri götürü bir fayda maliyet analizi çerçevesinde işlere bakmak, biraz daha orta vadeli perspektiften işlere bakmak demek. Öyle baktığınız zaman tabii çok tabii kaş göz yararak oluşturduğumuz bir büyüme performansı bu. Bunu kabul etmek lazım. Yani maliyet tarafı işin çok tabii moral bozucu açıkçası. Yani %2 büyüdük, böyle bir şeyi kayda geçtik ama bunun maliyeti
ne oldu diye bakmak lazım. Yani Türkiye çok aşırı bir kredi büyümesine giderek sonuçta, ki Türkiye'nin son özellikle 4-5 yılı, yani aslında bütün global finansal krizden beri böyle, ama özellikle son 3-4 yılı, yani sıkıştığımız zaman büyümede hep kredi genişlemesine gitmek. İşte kredi paketleri en güzel örneği, hepimizin bildiği, sizlerin daha yakından yaşadığınız kredi garanti fonu. Sonra işte bir takım değişik rasyolarla, metriklerle oynayarak devlet bankalarını değil sadece özel bankaları da kredi vermeye teşvik ederek falan, sürekli bir ekonominin üzerine kredi atma olayı var. Tabii böyle bir krediyi attığınız zaman bizim ekonomi, işte genç nüfus, lokasyon, belli bir dinamizmi var tabii sizlerin sayesinde. O tabii bir tepki verebiliyor. Yani bizde talep çok büyük sorun teşkil etmiyor. Yani bugün dünyada gelişmiş ekonomilerde talep sorunu var. Bizde tam tersi. Yani bizim üzerine biraz para attığınız zaman, kredi attığınız zaman talep koşmaya başlıyor. Nitekim bugün rakamlarda gördük, tüketim ağırlıklı bir büyüme var. Hani daha detaylara belki gireriz, girmeyiz, ama maliyetli oldu. Maliyet derken de birkaç şey hemen daha kafalarda belki otursun diye. Biliyorsunuz aslında daha yüksek bir enflasyonu var artık Türkiye'nin. Yani 9-10 civarında gidiyorduk. O zaten hedefin 2 misliydi. Şimdi hedefin 3 misli de giden bir şeyimiz var. Bu fiyat istikrarı değil. Yani bu ortamda planlama yapmak, öngörülebilirlik falan, bunlar tabii çok problemli. Çok konuşulan bir konu. Tekniğine tabii girmeyelim. Çok büyük rezerv kaybetti Türkiye. Hani bunun bir kısmı okeydir. Yani zor zamanlarda rezervleri müdahaleyle biraz yönetebilirsiniz. Ama tabii konuşulan rakamlar çok büyük. Mesela Merkez Bankası'nın şu anda bilanço pozisyonu dövizde 60 milyar kadar açık pozisyona işaret ediyor. Bunun tedavisi, yani bu pozisyonun kapatılması, bu yaranın kapatılması yıllar alacak. 6 ay değil, yıllar alacak. Bunun planının, programının yapılması lazım. Yani bir şirket gibi düşünün. Tabii ki Merkez Bankası bir şirket değil. Parasallaşmaya gidebilir her zaman. Hazine onu yeniden sermayelendirir. Daha farklı, ama çok ciddi bir açık pozisyonu var Merkez Bankası. Çok ciddi rezerv kaybetti. Yani siz krediyi basınca, büyüyünce, biliyoruz ki Türkiye özellikle turizmi kaybettik tabii geçen sene maalesef. Öyle de olunca bunu nereden, para da gelmedi geçen sene, nasıl finanse edeceksiniz? Hazırdan açıkçası finanse ettik. Bakıyorsunuz işte kişi başına gelir olarak Türkiye dolar cinsinden, hani bu önemli değil denebilir ama önemli. Yani bugün globalleşme iddiasında olan bir ülkeyseniz global alım gücünüzün de artıyor olması lazım. Bu anlamda gerileme var, biliyorsunuz 8600 dolara düştük bir ara, bu 12 bin dolardı. Yani 10-12 sene, 15 sene hatta öncesine, o düzeye geri döndük. Listeyi büyütebilirim ama gerek yok. Hani çok da fazla şey yapmayayım. Çok maliyeti olan bir performans oldu bu. Hı. Ve genellikle bu İngilizcesi de hani affınıza sığınarak boom bust dediğimiz, hani bir büyümeyi böyle ivmelendirip sonra birdenbire tekrar yavaşladığımız, tekrar ivmelenip tekrar yavaşladığımız bir döngüye girdi Türkiye. Bunların değişmesi gerekiyor. Yani buradan 2020'nin işte 1,5-2 puanlık büyümesi tamam, bir başarı olarak özellikle siyaseten gösterilecektir, gösterilmelidir. Ama tabii biz teknik insanların bu işin bütününe bakıp ne kadar büyük bir maliyeti olduğu ve buradan sonranın da aslında çok daha kırılgan bir Türkiye yarattığı bundan sonrası için onları bir kayda geçmek lazım açıkçası. Böyle bir sıkıntı var. Aha. Ama bunun tabii maliyetsiz bir şeyi de yok. Pandemi gibi bir dönemde işletmeleri ya da vatandaşı diyelim kaynaksız bırakmak gibi bir şeyi de olamazdı. Çok güzel bir nokta. Kesinlikle öyle. Yani çok iyi ki bahsediyorsun. Ben zaten devlet kenarda dursun, hiçbir şey yapmasın, insanlar hani kendi hallerine şey yapsınlar demiyorum. Böyle bir şey söz konusu olmaz ama tabii bunun çok akıllı bir politika demetiyle bakılması lazım. Mesela bütçenin aktif daha kullanılabilmesi lazımdı. Kredi bu kadar abanmamak lazımdı. Şirketler hane halkları düzeyinde fakirlik vesaire sorunlar daha yakından mikro analiz yapılarak şey yapılıp üzerlerine gidilmeliydi. Bir defa bir maliyet ödenecek. Yani evet. Bunu kaçamazsınız bundan. Ama işte o maliyeti yönetmek
meselesinde Türkiye çok agresif bir şekilde ne olursa olayım büyüyeyim, olsun büyüyeyim yaptı. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çok daha hani targeted deriz, daha iyi hedeflenmiş bir takım politikalarla bu işin üstüne gitmek gerekiyordu. Gerçekten yardım olanları, ihtiyacı olanları iyi saptayıp bütçeden bir takım transferler yapmak gerekiyordu. Yabancı algısını bozmamak gerekiyordu. Yerleşiğin algısını bozmamak gerekiyordu. Türkiye o anlamda çok zor bir yıl geçirdi. Yani bunlar ciddi maliyet ve bu maliyetler yaşanmak zorunda değildi bence. Hı hı. Ama tabii yani bu işin kolay bir çözümü de yok. Peki biz mesela 2020'de daha iç kaynaklara harcayarak, hatta yani biraz da israf ederek atlatmaya çalıştık. Krediler bir ayağı, rezervler bir ayağı. Bütçeyi kullanmadık ama işte yine de hani fena değil, yüksek sayılır bütçe açığı. Önümüzdeki dönemde bir kaynak daha var. Biz bunu bence onu da harcadık aslında, dış finansman tarafı, dış finansman kaynakları. Tamam, zaten elverişli olmayabilirdi ama biz yabancıyı ürküten, korkutan önlemler de aldık. Yani serbest piyasa işleyişine doğrudan müdahaleler gerçekleştirdik. Bundan bir parça geri adım attık gibi bir nebze, hani şeyler kaldırıldı, müdahaleler, ama bir kısmı da duruyor. Swap piyasasındaki engeller falan, çok teknik şeyine girmeyeyim. Ama elimizde de şimdi yeni bir kredi genişlemesi beklemiyoruz. Bu şekilde bir müdahale beklemiyoruz. Rezerv kalmadı. Dolayısıyla tek çare sanki büyümeyi finanse edebilmek için veya bir parça büyüme yaratabilmek için dış finansman gibi görünüyor. O koşulları nasıl görüyorsunuz? Siz önümüzdeki sene bizim bu tarafta biraz hani hareket alanımız olabilir mi? Sermayeyi davet eden bir yapısı var mı şu an Türkiye'nin? Vallahi ben çok büyük bir rahatlama görmüyorum. Neden? Çünkü yani geçen senenin rakamları ortada. Şimdi yuvarlayarak konuşacağım. Sen düzelt beni. 35-40 milyar dolar bir cari açık verildi. Bunun %80'i 90'ı rezervlerden finanse edildi. Bunu bir koymamız lazım. Yani para gelmedi Türkiye'ye. Yani denklem nasıl çalışıyor biliyorsunuz. Hani bir şirketin cash flow'u, nakit akımı gibi. Sonuçta bir cari açığınız varsa para gelmesi lazım. Bunu finanse edemediğiniz zaman rezervlerden tabii ki yiyorsunuz. Rezervlerimizin de sınırlı olduğunu biliyoruz. Yani biz dolar euro basamadığımız için tabii. Evet. Orada bir 90-95 milyar dolar. Onun 15'i falan da Katar'ın aslında tam doğru düzgün bir convertible bir para da değil. İşte 40-50'si altın. Yine altını swaplarsınız falan, ama hani orada da böyle 90-95 milyar zaten düşük. Hani sonsuz bir kaynak zaten yok. Yani bir kere daha bunu yapamayız demeye getiriyorum. Yani bir 30 milyar dolar daha verip şey yapamazsınız, cari açığı para çekmek zorundasınız. Oradaki sıkıntı şu, en iyi dönemde ki Kasım itibariyle tabii algıda çok olumlu bir değişiklik oldu. Yabancı yatırımcıları, ki hani benim de direkt çalıştığım özellikle finansal yatırımcılar, fon yöneticilerini kastediyorum. Çok olumlu bakılıyor tabii. En azından bakılıyordu. Şimdi biraz kendi dertlerine düştüler. Çünkü global taraf biraz çalkalanıyor. İstersen bir iki kelime onunla da ilgili. Tabii. Ama hani en iyi dönemde de Türkiye'ye pek para gelmedi. Ona gelmeye çalışacağım. Şimdi biz hani derslerde de bu işe bakarken sermaye girişleri çeşitli şekiller alabiliyor değil mi? En hepimizin istediği nedir? Doğrudan yabancı yatırım. İşte bankalarımızın, şirketlerimizin içeride olumlu bir hava görüp yatırım yapmak isteyip dışarıdan uzun vadeli ucuz maliyetli nispeten kredileri çekmesi, uzun vadeli nispeten borcun gelmesi ülkeye. Şimdi buralarda pek bir kıpırdama yok. Giren işte 4-5 milyar dolar bir portföy girişi var. Bu borç senedi ve hisse senedi piyasasına, ki hisse senedi piyasasına 1 milyar bile değil giren para. Yani pek ortada bir şey yok. Bir de bu swap denen, ölçümü zor olan ama aslında bir kontrat bu. Yani böyle o para bugün var, yarın yok diye bakabilirsiniz açıkçası. Bir de 10-15 milyar dolar oradan girdiği söyleniyor ama Türkiye'nin daha büyük bir oyuna ihtiyacı var. Yani daha kalıcı olarak sermayeyi çekmeye, kendini bu ortamda ayrıştırmaya ihtiyaç var. Şimdi global ortamın bir iki tane endişesi var ama aslında olumlu. Yani bizim açımızdan hani push pull deriz biz buna, hani sermayeyi sana iten faktörler, ben bunu her yerde söylüyorum, biraz çok tekrar oluyor belki ama hani sermayeyi bize doğru iten ve bizim yaptıklarımız sermayeyi çeken faktörler, global ortam olumlu aslında.
Ama tabii işte en iyi dönemde bile gelen bu. Ondan bir ders çıkarmak lazım. Yani buradan siz 25-30 milyar dolar tekrar cari açık verecekseniz bu sene, yani pek bir paranın şu ana kadar en azından geldiği yok. Daha farklı şeyler yapmak lazım. Güven telkin edici şeyler yapmak lazım. Biz hani benim formasyonum da itibariyle ben 30 yıldır bu işin içindeyim. Eğitimimi bir kenara bırakırsanız hani işte bildiğimiz birkaç bir şey var. Hani böyle durumlarda ilk çalıştığım kurumlarda da yaklaşım hep böyledir. Kapsamlı bir program denir. Yani sen bir hasarı anlayacaksın. Nereden geldiğinin bir güzel analizini yapacaksın. Hani şimdi de 20. yıl dönümü ya, Kemal Derviş güçlü ekonomiye geçiş programı. Şimdi Türkiye çok böyle ekonomiye açık bir yer. Herkes özellikle sosyal medyada işte IMF'ydi, Derviş'ti falan böyle eleştiriler falan var ama aslında hani doğruyu konuşmak gerekirse o doğru şeylerin yapıldığı bir dönemdi Türkiye'de. Türkiye IMF'in de o zaman desteği olmuştu tabii, yani para falan zaten olmuştu da entelektüel olarak da olmuştu ama Türkiye kendi bir güçlü ekonomiye geçiş programını yazmıştı, bir kitapçık olarak basmıştı. Şimdi bunlar akademik şeyler değil, böyle şeyler yapmak lazım. Ve bu tarz taleplerin de aslında iş dünyasından da gelmesi lazım. Yani sistemde bir hasar var, yanlış şeyler yaptık uzun süre, geçen sene bunların dozunu da kaçırdık ama aslında Türkiye bir müddettir düşen bir üretkenlik, büyüme dinamiğinde yaşıyor. Bunları nasıl değiştireceğiz? Nedir güçlü taraflarımız, zayıf taraflarımız? Hangi vadede ne yapabiliriz? Ne gibi? Reform demek bile istemiyorum. Çünkü reformdan önce hani Türkiye'de işte bir takım para maliye politikası, bu koşullu yükümlülükler, ihale kanunu falan gibi şeylerde çok önemli adımlar atılması lazım. Bunları yaparsak eğer, o zaman bizim işte senin dediğin dış finansmanı çekerek zaman kazanma ve bunu çekerken de ekonomiyi dönüştürme şansımız olur. Çünkü Türkiye onu yapmaya çalışıyor. Yani kısa vadeli parayla, dışarıdan gelen parayla sürekli bu işi götüremezsin. Evet. 15 yıldır, 20 yıldır Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Bu parayı çekelim ama çekerken ekonomimizi dönüştürelim. Şu anda para da gelmiyor zaten. Ekonomi de dönüşmedi. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani bir defa önce bir diagnoz, yani hani psikolojide de vardır. Bir önce bir doğru teşhis yapmamız lazım. O da zaten hani tedavinin yarısıdır derler. Türkiye daha bence teşhis aşamasında bile bocalıyor. O açıdan hani böyle büyük paralar gelmeyecek. Son bir şey söyleyeyim. Bu carry trade dediğimiz para da hani kendi içinde problemli bir şey. Çünkü bugün var yarın yok o. Yani carry trade dediğimiz işte biliyor. Yani ucuz maliyetli parayı alıyorsunuz. Daha yüksek faiz getiren yere koyuyorsunuz. Türkiye'nin faizi tabii bugün global ölçekte daha cazip tabii. 17 faiz yok şu anda. Eğer kur riskini ve ülke riskini alırsanız, almak isterseniz hani böyle bir faiz yok. O açıdan hani doğrudur. Ama hani bu parayla da ekonomiyi dönüştüremezsiniz. Yani 3 ay bu parayla bir rahatlarsınız. Bunu yine bir daha uzun vadeli bir şeye dönüşmesi lazım. Bir reform programı dönüşmesi lazım. Daha uzun vadeli paraya, doğrudan yabancı yatırıma dönüşmesi lazım. Yani bu biraz yokuş yukarı bir bisiklet çevirmek gibi. Yani şey, pedal çevirmek gibi. Sürekli bir hareket halinde olmamız lazım. Bunu olmadan düşeriz. Yani bu kadar hani 17 yaptık faizi. İşte piyasaların güvendiği iki isim var. Burada duramayız. Yani burada durduğumuz zaman bu yılın yine içinde bazı oynaklıklar vesaire olacaktır diye düşünüyorum. Yani buradan çok büyük paralar beklememek lazım ama hani senle de çalıştık eskiden. Hani biz iktisatçılar yanılırız yani. Hani çünkü hani Bitcoin 50 bini kırıyor, işte biri tweet atıyor, bilmem ne yapıyor. Yani o kadar çok balon var ki. Yani hani buradan para çekebiliriz. Tamam mı? Ama orada da hani dikkat etmemiz lazım demeye getiriyorum. Evet. Yani para çektiğin senaryoda bile bu defa hani Nasrettin Hoca'nın kazanı mıdır nedir, öyle bir hadise vardı. Hani doğduğuna inanıyorsun da niye öldüğüne. Hani para gelirken tamam da yani biz bir şeyler yapmazsak bu para yarın, bu carry trade parası yarın gidiverir. Yani 10 yıllık Amerika'da 2'yi kırar. Evet. Efendim enflasyon 6 ay 9 ay içerisinde geçici bir şey değilmiş, daha ciddi bir şeymiş denir dünyada. Jeopolitik bir risk oluşur. Bir anda o para çıkar. Bu defa hani tersine döner her şey. Yani bizim bu çerçevede böyle daha kalıcı olarak
bunları nasıl değiştirebiliriz ülke olarak aslında. Bence bu noktadayız. Yani bu böyle birkaç kişinin iyi niyetiyle olacak bir şey değil. Ülke olarak uzlaşı içinde Türkiye'nin buradan nereye gitmeye çalıştığını aslında şey yapma zamanı bence. Bu kadar dramatik. Hani Covid için dünya hepimiz için çok dramatik bir an. Bence Türkiye'nin iktisadi durumu da o kadar dramatik şu anda. Yani hepimizin çok ciddi üzerine yoğunlaşması, birlik içinde bir dizayna gitmesi gerekiyor. Bunun da tabii en tepeden siyaseten desteklenmesi gerekiyor. Yani onun da ne kadar zor olduğunu bu ortamda hepimiz biliyoruz. Evet. Evet, maalesef o tarafta yani, hani bir takım çabalar gibi görünüyor. Mart'ın ikinci haftası mı açıklanacak bilmeyenler için? Galiba bir program tipi bir şey veya işte bir çalışma diyeyim. Her gün bir şey söyleyeyim. O da yani o kadar çok açıklanmadı ki bunlardan. Şey dedi, tweet attı ama tabii bunlar böyle hani tabii düzgün insanlar çabalamıyor falan. Bunda şüphe yok ve konjonktür çok zor. Yani Covid'in bulduğu bir ortamda Türkiye aslında kenar sıkmaya çalışıyor. Bunu unutmayalım. Yani Türkiye geçen senenin faturasından dolayı bugün kredi veremiyor. Evet. Maliye politikasında da yeni vergiler getiriyor ki bence o teknik bir tartışma, girmeyelim istersen ama şu anda aslında maliye politikasını daha sıkmak yanlış. Sanki ben her zaman maliye politikasını çok öne çıkaran bir kurumda ilk profesyonel yıllarımı geçirdim. Gerçi o kurum da şu anda değişti ama IMF'den bahsediyorum. Hani maliye politikasında bu kadar böyle katı olmanın gereği yok. Para politikasında daha sert mesajların verilmesi, faizin belki daha yüksek olması lazım. Ama bütçe tarafında çok net aslında biraz daha kullanım alanımız bence var. Özellikle bir 2-3 yıllık plan yaparsak. Pardon, ben biraz topa girdim ama. Çok çok doğru noktalar tabii ki de. Bir de biz yani iş dünyasının içindeki kişiler ve hane halklarına tabii şeyin ayrımını anlatmakta zorlanıyoruz. Şimdi yüksek kur da bir maliyet, yüksek faiz de bir maliyet. Ve biz her ikisinden de bir an önce kurtulmaya çalışıyoruz. Daha çok iş dünyası yüksek faizden kurtulmaya çalışıyor doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü döviz birikimi var bir kenarda. Şirketlerin işte açık pozisyonu olan şirketlerin özellikle veya hane halkları zaten seviniyor yani hani doğruyu söylemek gerekirse kur çıktığı zaman. Ama biz biraz hani belki şeyi anlatabilirsiniz. Yani iktisadi açıdan biz şu anda bunu niye çekmek zorundayız? Neden yüksek faiz bizim hayatımızın bir süre daha gerçeği olmak zorunda. Bunu şey olarak söylüyorum hani beklentiler biraz ikinci yarıda Merkez Bankası'nın faiz indirebileceği ve işte maliyetlerin gevşeyebileceği şeklindeydi. Ama şimdi biraz önce bahsettiniz onu da hani tekrarlayabilirsiniz. Yurt dışından bir dalga alıyoruz. ABD faiz oranları yükseliyor ve enflasyon riskiyle çok uzun senelerdir karşılaşmadığı bir enflasyon riskiyle karşı karşıya dünya. Dolayısıyla bizim faiz indirmemiz biraz zaman alabilir maalesef ki bir politik hatası yapmaz isek tabii. Evet. Biz neden bunu yaşamak zorundayız? Vallahi Özlem yani faiz kur ekseni yanlış yere bakmak demek benim için. Bunlar sonuç. Yani senin yanlış şeyler yaptığın, öncelikleri doğru koyamadığın bir dünyada bunlar dalgalanmaya devam edecek ve sen hep böyle birini seçmek zorunda kalıp bu mücadeleyi vermek zorunda kalacaksın. İkisini de seçtiğin zaman geçen sene olduğum gibi rezervler gidecek. Evet. Dolayısıyla burada bakılması gereken nokta aslında başka yer, enflasyon. Yani Türkiye'de %15 enflasyon olduğu müddetçe insanlar öyle veya böyle budur demiyorum. Bunun hatta 25 olduğuna inandığı müddetçe beklentiler oralarda 10-15'lerde katılaştığı müddetçe Türkiye'de makroekonomik istikrar olmayacak. Olmayınca da bu faiz ve kur çok fazlasıyla o günün tercihlerine göre dalgalanmaya devam edecek. Bunlar çünkü dediğim gibi istikrarsızlığın fiyatlandığı sonuçlar faiz ve kur. Böyle bakmak lazım. Burada işte yine en başa geliyor. Yani önceliklendirme çok önemli ve Türkiye'nin artık bu saatte bunu biliyor, yani biliyoruz belki hepimiz. Şu anda zaten 15 enflasyonu olan ciddi gelişmekte olan ekonomi yok. Yok. Yani Brezilya'nınki de 3-4, işte Polonya filan 1-2, onlar da neredeyse deflasyonla savaşıyorlar filan. Yani benim işte doktora yıllarımda 80'li 90'lı yıllarda filan ilk profesyonelde çalıştığım dezenflasyon programları vardı falan. Bu bir tek şu anda Türkiye'nin düşünmesi gereken
bir hale geldi. Çünkü enflasyonu çözdü dünya. Hatta evet, biliyorsunuz gelişmiş ekonomilerde enflasyon aşağıdan sorun diyorlar. Yani yeteri kadar enflasyon yok falan. Şimdi biz enflasyona odaklanmamız lazım. Açıkçası orada da hani yine böyle çok iyi haberlerim yok. Çünkü belli bir maliyet ödemeden, büyümeyi durdurmadan ve çok yani radikal bir para politikası ve bunu destekleyici bir programa girişmeden enflasyon beklentileri kırmanız mümkün değil. Evet. Yani bizim hepimizin, bu camianın ne yapması lazım? Artık Türkiye %4 enflasyon ülkesi olmuştur arkadaş şeklinde bir fiyatlama hareketine gitmemiz gerekiyor. Bunu kimse yapamaz çünkü öyle bir dünyada değiliz. Peki ne olacak bu? Bunun ders kitabı, insanları bir türlü inandıracaksınız belli bir maliyet göstererek. Bunun da yine çok dağıtıyorum belki teknik olarak ama çok güzel bir ders kitabı referansı Paul Volcker'ın rahmetli oldu geçen sene. Peki seçeceğiz ama videoyu kapalı tutacağız. Sesinizi kapatabilir misiniz? Çok güzel. 17-18-19'lardan alıyor ve düşük tekhaneli enflasyona getiriyor. Amerika'dan bahsediyordum. Çok detaylarla sizleri sıkmayayım. Yani bu tarz radikal tercihler yapması gerekiyor Türkiye'nin. Şu anda biz hala işte 9.4 olur herhalde diyoruz. Yukarı yönlü riskler ama çok fazla diyoruz. Ekonomiyi soğutacağız diyoruz. Ekonomi uçmuş gitmiş 4. çeyrekte. Ne olacak da soğuyacak? Sonra insanlar niye beklentilerini, fiyatlama hareketlerini bu ortamda değiştirecekler? Bu soruları erteliyoruz ve diyoruz ki işte 4. çeyrek, 3. çeyrekte faiz indirimi gelir. Ne yaptık ki faiz indirimi gelecek? Yani bunlar kolay işler değil. Hele yani böyle yarım saatlik, bir saatlik şey. Ama Türkiye'nin bunlara çok farklı bir lisanla, yani bir de tabii ortalama bir analistin perspektifinden baktığımız için Türkiye'de, işte faiz indirmesi bekleniyor falan deniyor. Herkes o şeye atlıyor falan. Yanlış. Yani enflasyonda, beklentilerde bir kırılma olmadan çok net bir şekilde 9.4'ü de aşağı yönlü risk şeklinde Merkez Bankası konuşmaya başlamadan böyle bir şeyin söz konusu bile olması lazım. Yani bu tercihi yapamıyoruz. Tabii diyoruz ki arkadaş COVID, işsizlik, çok güzel Emine Hanım demin başlangıçta birkaç rakam verdi. Ben de bir tane vereyim. 2.6 milyon insan bir sene içinde çalışmaya hazır ama bakmıyor. Çünkü vazgeçmiş, umudunu kaybetmiş. Ama işte there is no free lunch iktisatta. Yani bedava yemek yok. Belli tercihleri koymak zorundayız. O yüzden dezenflasyon programlarında ilk kural uzlaşıdır. Toplumun bir uzlaşıya gitmesi gerekiyor. Bu maliyetsiz olacak bir şey değil. Ama kur, faiz üzerinden bu iş tartışırsak yanlış ederiz. Yani siz ne zaman %4 enflasyona, 3 enflasyona kalıcı olarak gideceksiniz, beklentileri burada çapalayacaksınız, o faiz kur zaten kendi yönünü bulacak. Böyle büyük dalgalanmalar olmayacak. Nominal faiz zaten 17 olmayacak. Çünkü reel faiz 2-3 olan bir ekonomide nominal faiz 6 olacak o zaman zaten. Anlatabiliyor muyum? Sen makro istikrarı yaptığın için kur da oynamayacak. Şu anda Türkiye sarmalda. Yani sürekli faizi basıp kuru patlattığımız için enflasyonu plato atlattık. Yani buralardaki sıkıntı, kolay çözümü yok bunun. Yani ama bunları yapmadan da bir yere gideceğimizi sanıyorsak çok aldanıyoruz. Onun da hani ders kitabını biliyoruz bence. Peki mevcut Merkez Bankası yönetimi sizce o yönde ilerliyor mu? Pat diye sonuçta 5 diyemezdi zaten. Yani hani yok 5 diyemez ama yani şöyle mesela tabii ayrı bir teknik tartışma konusu bu. Tabii ki bir iyi niyet var. Doğru hareketler yapıldı ama bence faizin daha yüksek olması lazım. Yine bu şey bir konu, hani hakikaten teknik bir konu ama yani %2'lik bir reel faiz Türkiye'nin bütün bu hasarını çözmeye yetmez. Beklentileri kırmaya yetmez. Dolayısıyla faizin daha yüksek olması lazım. Maalesef, özür dilerim. Kısa vadede böyle olması lazım ki uzun vadede ışığı görebilelim. Hep öyle bakalım. Yani bu faiz bugün 20 olacak, bundan sonsuza kadar 20 kalacak demiyoruz. Bugün 20 yapıyoruz ki yarın 10 olsun bir an önce diye yapıyoruz, tamam mı? Yani bu hani short term pain, long term gain hikayesi. Bunları konuşmamız lazım. Bu zaman içerisindeki tercihleri konuşmamız lazım. O yüzden Merkez Bankası'nın yaptıkları
doğru adımlar ama yeterli değil. Yani doğru gelmiş. Çok daha farklı şeyler gerek, kararlılık gerektiriyor. Yani mesela 9.4 bu senenin tahmini tutmaları da bence hataydı. Bunlar böyle çok detay konular belki ama işte zorunlu karşılıkla bu geçen sene, geçen haftaki piyasalardaki oynaklığa, zorunlu karşılıkla tepki vermeleri de insanlara yanlış şeyler, mesajlar gibi algıladılar. Çünkü acaba faizi yükseltmek istemiyor da mı bunu yapıyor? Olmasa bile bu tarz bir algı oluştu filan. Yani daha kararlı gitmek lazım. Ama işte Türkiye'nin eli kolu bağlı. Yani o faiz 17 işte. Yani artık o kadar yani yapılabiliyor. Yani böyle bunları ama hani en azından doğruyu konuşması lazım Türkiye'nin. Sonra hep beraber yapamadığımızda karar verelim. Doğru bulmuş gibi konuşmayalım bence. Evet. Burada bir tane sorumuz var. İki soru var. Bir tanesi kitabın ismini duyamadık. Paul Volcker'ın kitabı diyorlar. Paul Volcker'ın, özür dilerim, kitabı yok rahmetlinin. Yani tabii kendi kitabı var da onu herhalde sormuyorsunuz. Paul Volcker'ın ben belki Özlem aracılığıyla bu dezenflasyon programını, ders kitapları diye bahsettim. Volcker dezenflasyonu diye geçer. Amerika'da 18'e gider enflasyon. Sonra bunu tek haneye Paul Volcker getirir. Maliyetli olur ama getirir. Rahmetli de öldüğünde işte Amerika'nın en saygın insanlarından biriydi aslında bu hareketinden dolayı. 70'ler sonu, 80'ler başı işte Carter kaybeder, Reagan bunu destekler falan filan. O episodla ilgili ben kaynak gönderebilirim. Tamam. İsterseniz ama hani bir spesifik kitap yok ama kaynak gönderebilirim. Tamam. Evet. Bir de bir tane daha sorumuz, biraz hani teknik belki açıklamak gerekir. Talep yönlü enflasyonla mücadele ederken kullandığımız araçlar maliyet yönlü enflasyonla mücadelede de çalışır mı? Yani ciddi bir arz şoku da yaşadı biliyorsunuz ekonomi ve hani ekonomi soğutmak için kullandığımız araçlar tamam, hani faizi daha çok talep yönlü enflasyonu kontrol altına almak için konuşuyoruz ama o arz şokunu nasıl bertaraf edeceğiz? Arz şokunu tabii yani yine bu işin kolay, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kolay bir çözümü yok. Hani kolay olsa zaten yapılırdı falan. Hani şimdi enflasyon aslında orta vadede iki temel belirleyicisi var. Arz talep dengesi ve beklentiler. Evet. Dolayısıyla buna odaklanmak zorundayız. Arz talep dengesi olarak baktığınız zaman geçen sene sonu itibariyle bugünün gelen rakamları gösteriyor ki ekonomi aşırı ısınmış. Yani talep arza göre, bunun ölçümleri var, hep bunlar tartışılır, doğrudur, yanlıştır falan ama Merkez Bankası da çıktı bunu. Ocak sonuydu değil mi? Ocak sonundaki raporunda kendi de söyledi. Üçüncü çeyrek itibariyle ekonomide ısınma olduğunu gösterdi bir ton indikatörle. Şimdi bir defa taleple arzı bir beraber koşturman lazım. Onun için hani talep taraflı şey veya arz taraflı diye değil, bir çıktı açığını bir kapatmamız lazım. Bir de tabii beklentileri kırmamız lazım. Dediğim gibi hepimizin enflasyonun %5'e doğru gittiğine, bu sene olmayabilir ama en azından 9'a, oradan mesela önümüzdeki sene 7 ya, 7'ye kesin inanmamız lazım. Bunun da kolay bir çözümü yok. Bunları yaptığınız zaman, son olarak onu bağlayayım, maliyet şokları geçici olur. Yani petrol fiyatı artar, enflasyonu geçici olarak yükseltir, sonra enflasyon çapalandığı yere geri döner. Yani bu işler böyle çalışır. Yoksa Japonya'da da bir ton oynaklık var. Maliyet tarafında şoklar var. Ama bir türlü enflasyon hani yükselmiyor. Tabii çok farklı yapılarda ekonomiler belki bunlar ama yani siz talebi arzdan hızlı koşturmadığınız müddetçe, beklentileri de çapaladığınız müddetçe maliyet şoklarının yaratacağı enflasyon geçici olur. Bizde hepsi birbirine karışıyor. Yani maliyet şoku oluyor, talep çok hızlı gidiyor, beklentiler zaten kimse inanmıyor. Falan. Biz böyle bir şeydeyiz, döngüdeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bizde problem o açıkçası. Önceliklendirirsek gidilir. Yani ama tabii maliyet tarafı sorun. Yani özellikle şu konjonktürde tedarik zincirleri vesaire meselesi. Önemli bir enflasyonist baskı. Emtialar yükseliyor. Birçoğunuz içindesiniz zaten biliyorsunuz. Bunların hepsi şey ama neticede sen arz talebi beraber şey yapıp kararlılığını devam ettirin. O yüzden üçüncü çeyrekte indirim falan konuşmayıp çok net mesajlar verip çapalamanız lazım beklentileri. Bu işin tek çaresi o.
Peki tekrar büyüme tarafına dönecek olursak, şimdi çok önemli baz etkilerinin olduğu bir yıl olacak tabii. Yani birdenbire 9 küçülüp 6.7 büyüyüp üzerine 5.9 büyüdük son çeyrekte. Bu şeyi geride bırakırsak, ya yani arındırırsak diyeyim, yani bu dalgalanmanın baz etkisinden kaynaklanan o dalgalanmayı geride bırakırsak bizi nasıl bir büyüme performansı bekliyor olabilir? Tabii ki de dış finansmana ve de içeride yapılacak politikalara tabii ki çok bağlı ama en kötü senaryodan en iyimser senaryoya nasıl bir yılı beklemeliyiz biz? Valla işte bu dediğin teknik tarafta baz etkisi dediğin hadise, yani hiçbir şey olmasa bu sene içinde her şey üretim düzeyi olarak yani belki dinleyicilere faydası olur diye senin bildiğini biliyorum da hani teknik tarafını, hani dördüncü çeyrek üretim düzeyinde 2021'i bitirsek bu rakamları buna böldüğünüzde rakam 5.5-6. Yani biz aslında nefesimizi tutarsak yıl sonuna kadar hata yapmadan yerimizde sayarsak bir sene sonra bugün 6 büyüdük, 5 büyüdük diyeceğiz zaten teknik olarak. Ama tabii bu yani hayatın kolay olduğu anlamına gelmeyecek. Çünkü çeyreksel olarak yılın içerisinde ekonomi büyümek isteyecek. O anlamda baktığın zaman yine özür dilerim, hani çok iyi haberlerim yok. Hani büyüme dinamikleri, tabii Türkiye'nin gençliği, demografisi falan filan tamam da yani büyüme dinamikleri çok olumlu değil açıkçası. Yani sistemde çok borç var. Verimlilik yok. Bunlar teknik yine konular ama bunları gösterebiliyoruz. Yani toplam faktör verimliliği sıfır gidiyor. Ekonominin gerçek anlamda verimliliğini gösteren bir indikatördür bu. Kredi veremeyeceksiniz. Kredi tersine dönecek. Yani geçen sene iki büyüdük ama 100 milyar dolar kredi attık ekonomiye. Evet. Yani kabaca söylüyorum. 100 milyar dolar çok büyük rakam. Bu sene onu katiyen veremeyeceksiniz. Ancak olanları yüzdürebilirsiniz. İşte ne bileyim, Covid çözemedik daha. Turizm sezonunu hani Allah korusun inşallah kaybetmeyeceğiz. Ama kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Finansal volatilite, sosyal siyasi konjonktür. Bunlar tabii büyüme konusunda çok olumlu bir resim çizmeyi engelliyor. Ama olumlu tablo Türkiye bir yıl daha hani düşe kalka geçirebilir. Yılı da böyle yine 5-6 gibi bir büyümeyle bitirebilir. Nasıl bitirebilir? Çok hani sesli düşünüyorum. Global ortam desteğini devam ettirir. İşte Amerikan 10 yıllıklardan enflasyonundan bir kaza gelmez başımıza. İyi veya kötü para akışı devam eder. Batı ile ilişkiler, girmeyeceğim detayına tabii, uzmanlığım da değil. Bir türlü bir yön çizer, daha olumluca bir yön çizer. Bu zaten gelecek parayı besler. İçeride birkaç işte reform deniyor. Benim de, yani çok açık konuşayım, çok büyük beklentim yok. Yani siyasi tarafı kastetmiyorum, iktisadi tarafta. Yani yeni vergiler reform değil, bunu kabul edelim. Hani vergi bütün vergi reformu yaparsan o ayrı. Neyse. Bütün bunlar hani global tarafta iyi gitmesi lazım. Dış politikada iyi gitmesi lazım. Para politikasındaki kararlılığımızı devam ettirmemiz lazım. Belki bütün bu sene boyunca yabancıların güveni iyice gelmeli falan. Bütün bunlar olursa Türkiye hani belki bu seneyi de hani bir düzgün bir büyümeyle geçirebilir. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. Bir şeye geldik, bir crossroads, yani bir eşik noktasındayız. Artık aynı şeyleri yaparak yola devam etmek zor gözüküyor. Onun için maliyeti alıp uzlaşıp buradan sonra sürdürülebilir yüksek büyümeye nasıl giderizin tam düşünme zamanı bu zaman bence. Evet. Peki kapatmadan son olarak birazcık da şöyle yurt dışına bir bakalım isterseniz. Çünkü çok önemli bir volatilite yaşıyoruz. Hani teknik olarak hani takip edemeyenler vardır belki. Çok ciddi ABD faiz oranlarında 10 yıllık faizlerde, uzun vadeli faizlerde bir sıçrayış yaşanıyor. Bunun arkasındaki en önemli nedenlerden biri de enflasyon geliyor olabilir korkusu. Bu nedenle de bir piyasa dalgalanması. Tam olarak hani sonrasıyla ilgili ne resmi şimdiden görmemiz mümkün değil ama genel beklentiniz, şimdi Lehman krizinden sonra çok ciddi bir parasal genişleme olmuştu ama enflasyon yaratmayan bir ortamda bütün ekonomiler
sermaye girişi de aldılar. Bütün gelişmekte olan ekonomilere faydası da oldu. Şimdi sanki bu resim dönüyor gibi. Çok daha büyük bir parasal genişleme var. Ve en nihayetinde de sanki enflasyon geliyor gibi. Bunun hani bu konuda nasıl bir beklentiniz var, nasıl bir görüşünüz var? Bir o, ikincisi de birazcık da Avrupa tarafı tabii, bizim ticaret açısından. Yani finansal anlamda biraz daha Amerika'ya hassas bir şekilde ilerliyoruz ama ticaret tarafında da Avrupa'ya hassas bir şekilde ilerliyoruz. Her ikisiyle ilgili hani nasıl görüyorsunuz bu seneyi? Çok kısa şey yapmaya çalışayım. Yani benim aklımın erdiği kadar, çünkü global ayrı bir uzmanlık ama takip ediyoruz. Yani şimdi bir defa 2009 sonrasında olmadı, bugün de olmayacak argümanı doğru değil. Çünkü o gün yaratılan para daha çok sistemde kaldı. Bankacılık sistemi rezervi olarak kilitlendi, kendini adeta sterilize etti. Bugün maliye politikasıyla parasal genişleme geldiği için para direkt insanlara gidiyor. Evet. Ve zaten o para gitti ve 1.9 trilyon daha geliyor. Gelecek. Ve son derece dovish, güvercin dediğimiz Amerika'da çok akıllı, önemli roldeki makro iktisatçılar güvercin olmalarına rağmen enflasyondan endişeliler. Mesela isimlerle sizi şey yaptı, işte Larry Summers, Olivier Blanchard eski IMF Chief Economist'i, Larry Summers eski Hazine Bakanı falan. Bunlar devlet harcamalı, durum felaket. Yani Janet Yellen'ın aslında söylediklerini söylüyorlar. Ama mesela bu 1.9 trilyonluk Biden paketinin aşırı bir overshoot olduğunu, overkill mi diyelim, artık fazla olduğunu söylüyorlar. Burada hani direkt çekleri insanlara gönderiyorsunuz. Bir de aşılar çok güzel. Hepimiz aslında sevinmeliyiz. Teknoloji gerçekten iyi sınav verdi. Doğrusu hani bilim iyi sınav verdi demek lazım. Teknoloji ayrı bir tartışma konusu. Bununla da birleştiği zaman tabii bir bunun aşırı bir harcamaya dönüşmesi olayı var tabii. Hani burada enflasyon bir blip olmayabilir. Yani zaten herkes biraz çıkacağını, baz etkisi, emtia fiyatları falan bekliyor da bunu kendini sürdüren bir hale gelmesi, beklentileri bozması, Amerika'nın dörtte falan gitmesi aslında biriz. Bugün yani bu saate kadar olmadıysa bundan sonra olmayacak anlamına gelmiyor. Bence böyle bir risk gerçekten var. Ama hani bu 3 ayın riski değil. Bir sene sonra bugün Amerika'da atıyorum 4 enflasyonu konuşuyor olabiliriz. Ha bu dünyanın sonu mu? Değil. Ama piyasaları çok vurur bence. Çünkü hiç kimse ona hazırlıklı değil. 4 enflasyon dediğin zaman bonolar da en azından 4'e gider. Evet. O zaman burası çalkalanır diye düşünüyorum açıkçası. Yani onun dışında aslında iyileşme demek Avrupa olsun, Amerika olsun, biz olalım. Hani konuşmadık ama en önemli şeyi konuşmadık. Hani aşılama nasıl gidecek? Bu herd immunity değil mi? Yani sürü muafiyetine dünya ne zaman ulaşacak meselesi. Avrupa biliyorsunuz geride, Avrupa Birliği olduğu için, Avrupa olduğu için biraz geride. İngiltere, Amerika çok güzel yakaladı. Yani bu aşılanma nüfusa göre oranlarına baktığınız zaman yine biliyorsunuz İsrail zaten başarı hikayesi orada falan. Yani biraz tabii bu iş ne kadar bunu çabuk çözebildiğinizin bir fonksiyonu. Benim hani Avrupa'ya yine güvenim var. Hani orada bu yıl sonuna doğru Avrupa'da da bu aşılanma olayı geride kalmış olacak. Yani oradan bize ek bir, buradan kalkıp Avrupalılar bize gelip otellerde kalıp Türkiye'de turizm sezonunu geçirirler mi? Ondan emin değilim. Çünkü o erken olabilir maalesef. Yani Temmuz bunlar için erken olabilir. O yüzden hani Covid'i herkes çözmeli deniyor ya, sadece benim çözmem yetmiyor. Yani bütün o olay, yani o da benim uzmanlığımdır. Hani Covid'i takip etmek gerekiyor. Benim anladığım yani ciddi bir şey, ışığı göreceğiz bu yılın sonuna doğru. 2022'de de demin konuştuğumuz konuya da bağlarsam enflasyon o yüzden de zaten büyük bir risk olacak bence. Büyük bir risk olarak önümüzde duruyor diyeyim. Orada başka son bir argüman var. Sistemde çok fazla borç olduğu için, şimdi mesela Jay Powell, aha, Amerikan Merkez Bankası Başkanı diyor ki, ya diyor merak et, Yalın da söyledi falan, bir merak etmeyin, bizim nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Hani Volcker aslında konuştuğumuz, faizi yükseltirsin, ekonomiyi soğutursun, enflasyonu çözersin. O kadar kolay olmayabilir. Politik ekonomik olarak olmayabilir. Sistemde çok borç varsa olmayabilir. Orada işte enflasyonda dengeyi kaçırma ihtimali bu defa var. Yani o yüzden 40 yıldır olmuyor diye enflasyon bundan sonra olmayacak yanlış bir
şey. Bir de iktisatçıların bu konularda tahminleri özellikle kötüdür. Yani biz kırılmaları göremeyiz. Yani yapısal kırılmaları modellerde modellemek çok zor. Şu anda öyle bir noktada olabiliriz enflasyon açısından. Bir sorumuz var. Dolar çıkıyor, enflasyon oluyor. Dolar düşüyor, cari açık oluyor. Denge nasıl sağlanır? Çözüm ihracatla büyüme mi? Yani işte üretkenlik çözüm. Evet. Ve önceliklendirme. Yani siz arz tarafına döneceksiniz. Artık çok aynı şeyi söyledim. Uzatmayacağım. Enflasyon, fiyat istikrarını kazanacaksınız. Gerisi olur. Gerisine çok kafayı takmamak lazım. Fiyat istikrarı ve üretkenlik. Şirketlerden başlayarak Türkiye'nin toplam verimliliğini, faktör verimliliğini nasıl arttırır? Yani sadece olay bir yatırım meselesi değil. Bunun da dışındaki bir verimlilikten bahsediyorum. Bu hem şirketlerde çok zayıf şu anda, hem makroda çok zayıf. Türkiye'nin buna kafa yorması lazım. Bu üretkenlik ve fiyat istikrarı, bunlar zaten birbirini besliyorlar da. Çünkü biliyoruz, söyleniyor, fiyat istikrarı olan yerde daha doğru yatırımlar yapıyorsun. O tercihleri daha iyi kullanabiliyorsun vesaire. Bunları çözmemiz lazım. Soru güzel, yanlış anlamayın. Ama bence yine doğru yere bakmamız lazım. Bunların hepsi sonuç çünkü. Cari açığı siz üretkenliğe odaklanmadan çözemezsiniz. Yani kuru zayıflatarak cari açığı çözemedi Türkiye. Ya ben size bir rakam vereyim. Oradan sonra da susayım ama hani Türkiye'de bakın %10 reel döviz kuru değerlenmiştir 2000'li yılların başında. Bu derviş programı falan döneminde, işte o IMF programı, işte AK Parti'nin yeni dönemi falan, böyle gayet güzel pragmatik kararlar veriliyor falan. Kur o dönemde %10 değerlenmiştir endeks bazında. İhracatı Türkiye'nin, yıllıklandırarak söylüyorum, 40'lardan 130 milyar dolarlara çıkmıştır. Toplum, yani daha doğrusu ekonomi o dönemde olanları o kadar böyle verimlilik artışıyla kullanabilmiştir ki, buna aynı fikirde olursunuz olmazsınız ama böyle bir resim var. Sonra 2013'ten beri kur 120'lerden endeks, bugün 70'e falan geldi. 60'lara kadar indi de şimdi 70'lerdeyiz. Bu aynı bahsettiğim endeks. 120'lerden 70'lere geldi. İhracatın nominal dolar değerine baktığınızda bütün bu 7 yılda 8 yılda küçümsemek için söylemiyorum, o da bir başarıdır ama 20-30 milyar dolar ihracat artmıştır. Yani bu kadar döviz kurundaki değer kaybına ne ithalatımızı dönüştürebildik, içeride daha ikame edebildik, ne de ihracatımızda çok müthiş bir hamle yapabildik. Bunları bilmemiz lazım. Bu iş sadece görece fiyatlarla, kurla olmaz. İşin özü üretkenliktir. Daha geniş bakmamız lazım rekabetçilik meselesine. Peki benim soracaklarım bu kadar. Var mı? Chatten yazabilirsiniz veya hani mikrofonunuzu açıp da sorabilirsiniz. Ben dediğim gibi bütün bildiklerimi söyledim zaten. Hiç de değil. Sakıncası yok diyenler kameralarını açabilirse toplu da bir hani şey yapalım. İsterseniz birbirimizin yüzünü görelim. Hem Aylin belki toplu fotoğraf almak ister. Zannediyorum chatten bir şey görmüyorum. Zannediyorum ekstra sorumuz yok. Peki. Çok teşekkürler Murat Bey. Ağzınıza sağlık. Çok her zamanki gibi dalgalı bir dönemden geçiyoruz. Dalgalanma bitmez. Evet. Çok teşekkürler. Peki ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bol şans. Biz makrocular, iktisatçılara konuşmak kolay. Sizler önemli işi yapan sizlersiniz. Bütün kalbimle bol şans diliyorum. Enteresan bir yıl olacak. Çok enteresan dönemlerden geçiyoruz. Sağ olun davetiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam, Murat Bey. Sevgili Özlem, çok çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere herkese. Güzel günler, verimli güzel günler diliyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun Özlem Hanım.